Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok önceden çekmiş olduğum bir videoda arkadaşımız bize bir eksiklik bildirdi. Kendi dosyasını da gönderdi. Şimdi kendi dosyası üzerinden bu eksikliğimizi giderelim. Önce şurada bir olay var. Bunu halledelim burada. Bakın buradaki 2 saat arasındaki fark böyle aşağı doğru gidiyor. Bunu şöyle bir ayar çekelim buraya. Diyelim ki eğer J5 eşittir boş ise, noktaları boş bırak, değilse farkı alsın. Böyle çift tıkladığım zaman buraya veri girdiğimizde burası gözükür olacak. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. Buraya bakın geliyorum. Şu mavi alanda çift tıkladığım zaman buraya bir form açılıyor. Şimdi ben burada da geliyorum. Mesela Y dedim. İçerisinde Y geçen şuradaki değişen listesi benim list box'ımın üzerine geliyor. Ve ben buradan çoklu seçim yaparak arkadaşlar aralarında virgül koyarak, yani seçmiş olduğum şu verilerin aralarına da virgül koyarak belirlemiş olduğum, yani istemiş olduğum hücreye bunları tek bir hücreye sıralayabiliyorum. Olayımız bu idi. Şimdi bunu göstereyim. Ondan sonra da eksikliği söyleyeceğim. Şimdi bakın. Buna tamam dediğim zaman aktif olan hücrenin iki sütun sağ tarafına ne yaptı? Seçmiş olduğumuz TB boyun virgül diş tire oto tire boyun demişiz burada seçmişiz. Arasına virgül koymuş ve devir ayar dedik ve bakın peşine de virgül gelmedi. Tamam. Evet, yaptığımız işlem bu idi. Şimdi arkadaşımız bize şunu diyor. Ben burada, yani eksikliğimiz şu. Çıktım buradan şimdi mesela arkadaşlar. Tamam mı? Çıkamıyorum. Şuradan çıkıyorum. Ben bunun üzerine yeni bir ekleme daha yapma ihtiyacı hissettim. Bunun üzerine çift tıklayıp da geldiğim zaman ve ben burada diyelim ki şuradan mesela ne diyelim D seçtim. Şu devir ayarı eklemek istiyorum. Burada var. Şunu this auto spiral arkadaşlar eklemek istiyorum. Tamam mı? Bunu seçtim. Hatta iki tane daha ekleyelim. Tamam. Bunu da seçtim. Ve tamam dediğim zaman arkadaşlar. Bak. Bir önceki verileri sildi. Yani ekleme yapmadı. Ve yeni seçmiş olduğum verileri bu hücreye aldı. Arkadaşımız diyor ki ben böyle olmasını istemiyorum. Değişiklik yapmak istemiş olduğum hücreye ekleme yapmak istiyorum. Silmeden. Yani önceki verileri silmeden ekleme yapmak istiyorum. Şimdi gelin beraber bunu yapalım. Buradan çıktım. Kodlarıma geliyorum arkadaşlar. Bakın şurada kodlarımız bu idi. Burada da ne yapıyoruz? Textbox'a yazmış olduğumuz değeri listbox'ta, yani o değere ait değeri içerisinde geçen değişken listesini arkadaşlar listbox'a getiriyoruz. Tamam, kodlarımız bu. Kodları biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi burada asıl olay burada. Seçimleri buradan yapıyoruz. Ve bunu arkadaşlar bir önceki verileri silmesinin sebebi şu aktif set offset 02'yi biz ne yapıyoruz? Baştan sildik arkadaşlar. Siliyorduk. Ve bunun sebebi bu. Şimdi biz bunu buradan kaldıracağız ama tabii ki farklı bir şey daha ekleyeceğiz. Yani farklı bir boyutta bunu yapacağız. Yani öyle çok farklı bir boyut değil yani. Sadece iki olay ekleyeceğiz ona. Hatta bir olay. Evet, hatta bir olay. Şimdi ama bunu şöyle bir göstereyim size. Şuradan arkadaşlar bunu bir durak koyalım. Şunu çalıştırayım. Geleyim buraya, ben bir K diyeyim. Geldim arkadaşlar. Şurada kablo ve şu lineer kizak dediği olayı seçelim. Tamam. Ben buna tamam dedim. Şimdi gelecek arkadaşlar. Burada aktif olan hücreyi silecek. Bakın sildi. Sıkıntı burada. Şimdi burada bir döngüye girecek. Döngümüz listbox'ta almış olduğumuz değerlerin sayısı kadar dönecek. Ve seçili olanları ne yapacak? Şuradaki koda göre ayarlayacak. Şimdi bakalım. İndik aşağıya. Seçililer. Şunu şöyle alayım. Şöyle alayım. Şunu da şöyle alalım arkadaşlar. Evet, burayı sildik. Devam ediyoruz. Şimdi kablo gelecek.
Şimdi aktif sel offset 0,2, yani burası eşittir diyoruz. Aktif sel 0,2'yi birleştiriyorum. Aktif sel şu anda boş. Boşluğu birleştiriyorum. Neyle? Listbox'taki seçilen şu ilk değerle. Listbox A dedim. Tamam mı? Onunla birleştirdim. Geldi. Kablo dedi ve virgül koydu. Onu da neyle birleştirdik arkadaşlar? Virgülle birleştirdik. Şimdi ikinci döngü boş olacak. Şimdi arkadaşlar lineer kızağa geldik. Buradan şimdi ne yaptık? Aktif ses 0,2 eşittir. Burası eşittir. Neye? Aktif ses 0,2'yi birleştireceğim. Yani virgülle beraber kabloyu birleştireceğim. Neyle arkadaşlar? Kablo ve lineer kızaklı. Ve ne yapacak? Aralarına virgül koyarak ne yapacak? Sonunda tabii virgül koyacak. Ve bunları buraya aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu altta. Gördünüz mü? Burada aldık. Tekrar buraya alayım. Şimdi devam ediyoruz. Ve tabii bu şu kadar dönecek. Şuraya ben geleyim. Şimdi şöyle yaptım. Ve bunu da şurada şöyle yaptım arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Yani şurayı atladık. Ve burada arkadaşlar şimdi bizim bu virgülü buradan kaldırmamız lazım. Tamam mı? Şimdi ne yaptım ben burada? Aktif set offset 0,2 dedik. Buradan bunun uzunluğunu bulduk. Virgüller dahil ne kadar uzun ise onu bulduk. Bak x dedim 18. Burada şu an 18 tane karakteri var. Virgül ve tire dahil her şey. Boşlukta dahil varsa. Şimdi burada 18 tane veri var arkadaşlar. Ve bunu 1 çıkarttık. 17 oldu. Niye? Şurada en sonda virgül var ya. Onu arkadaşlar attık. Ve 17 tane karakteri var burada şu anda. Virgül hariç. Ve ne yaptık? Parça al dedik. Bakın buraya. Şuradan geleyim. Parça al dedik arkadaşlar. Şurası da şuradaydı. Parça al dedik. Nereden parça aldı? Aktif ses 0,2. Yani şuradan virgül dahil arkadaşlar. Şimdi buraya atladığım için virgülü sildi. Parça alacağız. Parçamız yani bizim neresi? Offset 0,2. Yani aktif senin iki sağ, yani şu hücre arkadaşlar daha doğrusu. Tamam, birinci karakterden başlayacağım. X karakter kadar alacağım. Yani virgül eksik karakter kadar alacağım. Ve ben burada ne yapacağım? Aktif sel offset 0,2, yani bulmuş olduğu hücreye tekrar kaydedeceğim. Ve böylelikle ne oldu? Virgül de aradan çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi bunları buradan kaldırayım. Bu böyle kalsın. Şimdi burada arkadaşlar şimdi iki durum var. Ya bu hücre boştur ya da değildir. Şimdi eğer bu hücre boş ise diyeceğim burada bak. Bak şu işte. If eşittir. If dedik. If aktif sel hücresi boş ise den diyorum. Gelsin bir önceki olay yapsın. Burası bir önceki olay zaten. Değilse, boş değil ise arkadaşlar. Yani burada veri varsa şimdi şu onları iptalden kurtarıyorum. Hepsini birden. Tamam mı? Geldim. Evet. Hepsini kurtardım. Değilse ne yapacak? Arkadaşlar değilse de listbox'ı sil, pardon listbox dedim. Yani hücreyi silmeden tekrar aynı işlemleri yapacak. Tamam mı? Bakın. Şu else'den aşağıya yine aynı işlemleri yapıyor. Silmeden yapıyor. Bu sefer bakın şurada aktif sel offset dedik. Yine aktif sel offset eşittir. Aktif sel offset 0,2'yi birleştiriyoruz. Neyle? Arkadaşlar virgülle. Bakın işte burada şeyde bu. Virgülle bunu birleştirdik. Çünkü biz ne yapmamız lazım? En sonuna bir virgül koymam lazım ki yeni seçmiş olduğum verileri de virgülden sonra ki değerleri ekleyebileyim. Değil mi arkadaşlar? Yoksa burada virgül oluşmaz. Yani bunu buraya koyamazsam şunu neredeydi?
şunu koymazsam virgül burada oluşmaz. Değil mi? Önce bu ne yaptık biz? Aktifleri bunu birleştirdik. Sonuna da bir virgül koyduk. Şöyle neyse bir anlatayım yaparız. Tamam. Virgül koyduk ve bunu döngüyle gördüğünüz gibi şuradan yine aynı olayı, yani yukarıda anlatmaya çalıştığım olayı aynısını yaptı arkadaşlar. Ve buraya şey gelecek. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Tamam mı? Böyle kalsın. Şimdi şeyimiz bununla, hatta buradan da çıkayım. Buradayım arkadaşlar. Hatta şunun üzerine bakalım arkadaşlar. Geldim. Ben burada değişiklik yapmak istiyorum. Çift tıkladım. Formum açıldı. Geldim buraya. R dedim. Şunu seçtim. Birinciyi seçiyorum ki arkadaşlar döngüyle uğraşmayalım diye. Ben şu ikisini de eklemek istiyorum. Tamam mı? Ve bunu tamam dedim. Şimdi aşağı doğru inelim. Bakıyor arkadaşlar. Boş mu? Değil arkadaşlar. Neye gelecek? Else'ye ve Else'den aşağıya devam ediyoruz. Boş olmadığı için buraya geldi. Şimdi bakın şu sonuna virgül ekleyeceğiz. Şu hücreye bakın arkadaşlar. Seçmiş olduğum hücreye bakın. Şimdi virgül pardon. Niye? Çünkü aktifse burası değildi, onun için çıktım ya oradan. Şimdi geliyorum buraya, tekrar yukarı çekeyim şunu. Bakın bu şimdi sonuna virgül gelecek. Bakın geldi. Gördünüz mü? Şimdi döngüye giriyor. Ne yaptı? Lineer arabayı buraya ekledi. Tamam. Şimdi boş geçecek. Şimdi arkadaşlar ikinciyi ekleyecek. Ekledi mi? Ekledi. Bakın şurası. Şimdi virgül ortadan, tabi döngü devam edeceği için ben bunu hızlandırdım. Buraya durdurdum. Şimdi bakın burada da ne yapıyoruz? Virgülü kaldırıyoruz. Evet. Olayımız bu arkadaşlar. Hem bu olayı, ben unutmuştum bu olayı. Hem hatırlattı hem de düzeltmemizi de yaptık. Tamam arkadaşlar, kodlarımız bunlar. İnşallah faydalı olmuştur diyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.